Tarihin erken dönemlerinden günümüze, Asur, Hitit, Pers, Kapadokya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi döneminin en etkin devletlerine ve en üretken medeniyetlerine ev sahipliği yapan bir şehir olarak Kayseri, bu devletlere ve medeniyetlere ait yüzlerce eseri hala bağrında yaşatmaktadır. Bu zenginliğiyle Kayseri, Anadolu'nun adeta açık hava müzesi konumundadır. Asurluların önemli ticaret kolonilerinden biri olan Kültepe, Kaniş, Karumun'da ortaya çıkan eserler bize Anadolu tarihinin adeta ön sözünü sunmaktadır. Develi sınırları içinde bulunan Fraktin ve İmamkullu kaya kabartmaları Hititlerden günümüze haber taşır. Sahabiye mahallesindeki Roma mezarı, Felahiye Kepiç Köyü Roma mezarı, Develi Ayşe Pınar Köyü kaya mezarları, Kömür Köyü Roma mezarları, su taşıma amaçlı kurulan Kuru Köprü, Erciyes'in eteklerinde bulunan Gereme harabeleri, Soğanlı Köyü ve Erdemli Kaya Kiliseleri ile Kayseri'nin değişmez simgelerinden olan İç Kale ve Dış Kale surları Roma ve Bizans döneminden günümüze gelen eserlerden birkaçı. Kalenin ilk olarak Romalılar döneminde 3. yüzyıl ortalarında inşa edildiği biliniyor. Daha sonra Bizans, Selçuklu ve Osmanlılar döneminde önemli tamiratlar geçirdi. Kale iki kısımdan meydana gelir. Şehri çevreleyen surlardan oluşan dış kalenin bazı kalıntıları hala ayakta durmaktadır. İç kale ise özgün ve sağlam yapısıyla şehrin sembolü haline gelmiştir. Kalenin güney ve doğu yönünde iki kapısı vardır. İç kalenin kenar duvarlarında ve köşelerinde 18 adet burç bulunmaktadır. Kale bugün Kayseri'nin tarihine tanıklık eden bir anıt gibi tarihe meydan okumaktadır. Kayseri, Selçuklular döneminde adeta altın dönemini yaşamıştır. Kayseri'de bulunan Selçuklulara ait eserlerin çokluğu ve hala ayakta ve fonksiyonunu sürdürebiliyor olması Kayseri'yi tam anlamıyla bir Selçuklu şehri yapmaktadır. Cami Kebir ve Külliyesi, Hunat Camii ve Külliyesi, Hacı Kılıç ve Külliyesi gibi Sahabiye Medresesi, Şifahiye Medresesi gibi onlarca medresenin varlığı ve bugün hala dimdik ayakta bulunuyor olmaları, Selçuklu dönemi dini ve ilmi hayatın kalitesi ve seviyesi hakkında bize bilgi vermektedir. Zamantı ve Develi kaleleri, Kızılırmak üzerinde kurulu bulunan Tek Göz Köprüsü ve bugün Yamula Barajı suları altında kalan Çok Göz Köprüsü, Sultan Hanı ve Karatay Hanı, Selçuklular tarafından ticaret kervanlarının rahat, güvenli ve huzurlu yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla inşa edilmiş ve günümüze gelebilmiş eserlerden birkaçıdır sadece. Kayseri bir kümbetler ve türbeler şehridir. Kümbetler adeta şehrin süsüdür. Batı şehirlerinde heykeller neyi ifade ediyorsa, Selçuklu şehirlerinde de kümbetler onu ifade eder. Şu farkla ki, heykeller insanın dünyada kalıcı olma isteğini, kümbetlerse bu dünyanın faniliği gerçeğini sürekli hatırlatır. Şehirdeki kümbetlerin sayısı ve özellikleri bakımından Anadolu'da Kayseri'ye eş başka bir şehir yok gibidir. Kayseri'nin manevi mimarlarından Mevlana Celaleddin Rumi'nin hocası Seyit Burhanettin Hazretleri'nin türbesi, Zeynel Abidin türbesi, Hunat Hatun türbesi, Melik Gazi türbesi, Ali Cafer kümbeti, Hasbek Kadı kümbeti ve Döner kümbet başta olmak üzere Kayseri ve civarında 30'dan fazla türbe ve kümbet bulunmaktadır. Pınarbaşı'nın Melik Gazi köyündeki Danişmentlilerin ikinci hükümdarı olan Melik Emir Gazi kümbeti, tuğla işçiliği ve yörenin en eski türbesi olma özelliğine sahiptir. Tepesi koni şeklinde olan Döner kümbet, Şah Cihan Hatun için yaptırılmıştır. Döner kümbet için dünyanın en estetik mezarlarından biri dense yeridir. Kümbetin silindirik gövdesinin tüm yüzeyinin boşluk bırakılmadan
adeta dantel gibi işlenmiş olmasından dolayı bu isim verilmiştir. Osmanlılar, Selçuklulardan devraldıkları şehrin mimari karakterini, sosyo-kültürel ve ekonomik yapısını değiştirmemişlerdir. Ama şehre ait tüm özelliklerin daha bir zenginleşmesi ve yaygınlaşması için her şeyi yapmışlardır. Osmanlı dönemi cami mimarisinin zarif bir örneği olan Kurşunlu Camii ve Külliyesi, bir yandan kendi özgün üslubuyla varlık alanına çıkarken, diğer yandan şehre hakim olan Selçuklu Camii mimarisine olan saygısından bir şey eksiltmemektedir. Bir Osmanlı eseri olan Bedesten, 1497 yılında 2. Bayezid Han'ın hizmetkarı iken Kayseri valisi olan Mustafa Bey tarafından inşa ettirilmiştir. İçinde daha çok manifaturacı tüccarların bulunduğu Bedesten, dönemin en önemli ticaret merkezi olarak biliniyordu. Kayseri merkezinde geniş bir alanı kaplayan kapalı çarşı, şehrin Osmanlılara geçişinden itibaren yapımına başlanmış, 1853 yılında geçirdiği yangın sonrası yıkılan kısmı ve ek bölümler, şehir esnafı ve halk tarafından yaptırılmıştır. Kapalı çarşı, geleneksel ticaret merkezleri olan kapalı çarşıların tüm özelliklerini taşır. Kendi içinde diğer han ve bedestenlerle entegre olmuştur. 2000'e yakın dükkan bulunmaktadır. En son 1987-1991 yıllarında restore edilerek şehrin ticari yaşamına katkı sunmaya devam etmiştir. Çarşı, Kayseri'deki yoğun ticari hayatın merkezinde yer alır. Kapalı çarşının güneybatısında yer alan Vezir Hanı bir Osmanlı eseridir. Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır. Mimari bakımdan özgün bir eserdir. Han 3 bölümden oluşur ve 2 katlıdır. İçerisinde tonozlarla örtülü çok sayıda oda bulunmaktadır. Birbirleriyle geniş revaklarla ilişkili olan kemerli, iki katlı odalar avlunun etrafında yer alır. Vezir Hanı'nda günümüzde halıcılar ve yüncüler faaliyet göstermektedir. İncesu ilçesinde bulunan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi, kervansarayı, camisi, medresesi, hamamı ve çarşısıyla Osmanlı'nın Kayseri'nin ticari ve sosyal dokusuna sunduğu katkılardan biridir. Kayseri'de hemen her sokak başında rastladığımız yüzlerce çeşme ve en son şehrin simge eserlerinden biri olan Saat Kulesi, Osmanlı'dan günümüze kalan ve hala bize zamanı hatırlatan zarif bir eserdir. Bir tarih ve mimarlık başkenti olan Kayseri, geçmiş medeniyetlerin tarihini Erciyes'in zirvesinden anımsayarak yaşar.